Bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Figma'da auto-layout ile maksimum ve minimum genişlik ve uzunluk belirlemeyi göstereceğiz. Dilerseniz gelin hemen uygulamaya başlayalım. Ama uygulamaya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bu ipucunu beğenmeyi unutmayın. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir içeriğim var. Bu içeriği konteynere çevirelim. Öncelikle buradaki menüyü seçiyorum ve Shift-Alt tuşlarına basarak auto-layout'a çeviriyorum. Bunun da adını menü diyelim. Yine 2023 ile gelen bir özellik var. Bakın buradaki ikon wrap ikonu. Wrap ikonu objelerin ölçüsü değiştiğinde bir alt sıraya gelecek şekilde bakın hizalıyor. Böylelikle auto-layout içerisindeki objeler ölçü değiştiğinde her biri bir alt satıra kayarak hizalanıyorlar. Bunu yaptıktan sonra 3 objeyi birden seçip tekrar Shift-Alt tuşlarına basıyorum. Bunun da adını container olarak belirleyelim. Daha sonra arasındaki mesafe 16 olarak kalsın. 10 pikselde margin değeri verelim. Fon ayarlayalım. 10 pikselde radius değeri olsun. Bunu yaptıktan sonra container'ım seçiliyken hemen sağdaki width ve height değerlerine geliyorum. Bakın burada bir sekme belirdi. Bu sekmeyi tıkladığımda buradan minimum ve maksimum değerleri girebilirim. Şimdi gelin minimum değere 260, maksimum değere 360 diyelim. Gördüğünüz gibi kırmızı çizgiler belirdi. Bu container'ımın maksimum 360 piksel, minimum 260 piksel aralığında hareket edeceğini söylüyor. Böylelikle bakın 360'tan fazla değer giremiyorum, 260'tan da aşağı küçültemiyorum. Bunu yaptıktan sonra yine container'ım seçiliyken aynısını height için yani yükseklik için yapalım. Şimdi buradan minimum değeri 360, maksimum değeri 460 girelim. Aynı kırmızı çizgiler bakın burada da belirdi. 360'tan küçük olmayacak, 460'tan da fazla olmayacak uzunluk değeri. Container'ı seçiyorum ve bir kıra Enter'a basıyorum. Böylelikle container içerisindeki veya frame içerisindeki her objeyi seçmiş oldum. Ve buradan Fixed yerine Fill Container'ı seçiyorum. Aynısını da uzunluk için yapıyorum. Daha sonra şuradaki boşluğu çift tıklayarak alalım. Ve şimdi metnimi bakın küçülttüğümde ve daralttığımda gördüğünüz gibi uyumlu bir şekilde hareket ediyor. Buradaki metni truncate yaptığımda truncate teksti bir önceki videoda göstermiştim. Dilerseniz yukarıdaki i kutucuğundan izleyebilirsiniz. Truncate yaptığımda bakın metni 3 noktayla kırpacaktır. Böylelikle metni de eğer taşma durumu olmadan bakın bu şekilde küçülttüğümde 3 nokta yaparak metni kısaltıyor. Ve bu şekilde bakın verdiğim maksimum ve minimum değerlerinde container'ımı kullanabiliyorum. Bir ipucundan bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve ipucunu beğenmeyi unutmayın.